Merhabalar. Ekran başındaki herkese sevgiler. Ben Profesör Doktor Aktan Karaban ve değerli partnerim Aslan Ökenek ile her hafta sağlık ve bilim dünyasından farklı konuklar ve konularla sizlerleyiz. Bu haftaki özel konuğumuz Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ile Kanser Derneği'nin faaliyetlerini ve erken teşhisin önemini detaylı bir şekilde ele alacağız. Merak edilen konuları bilimsel bilgilerle aydınlatacağımız bu bölümde bilgi dolu bir sohbet bizleri bekliyor. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız bilgi ve deneyim dolu bu yolculuğa çıkmak için hemen başlayalım. Buyurun hocam, başlayalım. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman'ın sunduğu Profesör Doktor Haktan Karaman'la uzman görüşünde bu hafta Türk Kanser Derneği'nin faaliyetlerini, kuruluş amacını, ücretsiz kanser taraması kayıt aracından nasıl yararlanabileceğimizi, sevgi paketleri ve sevimli kemoterapi kutularını Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, kök hücre tedavilerindeki süreci, uygulama alanlarını, kök hücre tedavisinden sonra iyileşme sürecini algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman anlatacak az sonra. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Duruman, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Bugün gerçekten çok önemli konular konuşacağız. Sizinle konuşacağım bu konulara öncelikle derneğin geçmişiyle başlamak istiyorum. Tabii. 1964'ten beri, yani yarım asırlık bir dernek olarak Türk Kanser Derneği hakkında hem izleyicilerimize hem bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Dediğiniz gibi yarım asırı geçmiş, adı Türk'le şanlandırılmış. Memleketimizin, vatandaşımızın en eski konusuyla ilgili sivil toplum kuruluşu, hareketi. Tabii yarım asır boyunca birçok badire atlatmış dernek. Fakat bugün Türkiye'nin son durumuna baktığımız zaman aletlerimiz, edevatlarımız, hastanelerimiz oldukça fazla. Bu konularda iyiyiz. Onun için biz de Türk Kanser Derneği'nin bütün hedeflerini daha çok tarama, daha çok erken teşhis, artık kanserde bir kronik hastalık olduğu için bunu erken teşhis edebilirsek hayatımızı maddi manevi travmalardan uzak yaşayabiliriz. Bu çok önemli bir konu. En çok buna veriyoruz şeyimizi, bütün hızımızı. Ondan sonraki bir konu da ülkemiz büyük ve çok nüfuslu bir yer. Her yerde onkoloji hastanesi olması mümkün değildir. Dünyada da böyle. Onun için hastalanan bireylerimiz, ben Mardinliyim diye hep Mardin'den diyorum, kanser hastası olsa onun büyük şehirde tedavi görmesi lazım. Fakat yatalak bir hastalık olmadığı için gittiğiniz zaman kemoterapiniz, radyoterapinizi alacak, şifa bulmak isterken iyi bakılmazsanız bağışıklık sisteminiz sıfırlara düşer ve elim sonuçları olabilir. Onun için gelen hastalar yatacak, kalacak, bakılacak yer bulamadığı için ya tedavilerini reddediyorlar ya da tedaviler maalesef hiçbir işe yaramıyor. Biz de böyle bir konuda bir mucize olsun dedik ve mucize evlerini kurduk. Bu bir olgu. Şu anda Şişhane'de bir merkezimiz var. Aşağı yukarı 100 kişiye yakın orada kalıyor. Yiyorlar, içiyorlar, elektrikleri, suları, duşları, hijyenleri, psikologları, diyetisyenleri, televizyon izleme odaları, sessiz odaları, çocuklarımız varsa hastalarımız, sınıfları vesaire gibi bir de bu konuya çok ağırlık verdik. İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde bu hizmeti veriyoruz. Deprem zamanında da hem depremzede hem kanserzede oldular maalesef vatandaşlarımız. Onlara da var gücümüzle çalıştık. Antalya'da birçok aileye halen de bakmaktayız. Onun için kanser konusunda kanser olmamak için çalışmalarımız, dikkat etmemiz gereken konuları bas bas bağırıyoruz. Üniversitelerde, ufak KOBİ'lerde, büyük holdinglerde her yere gidip ücretsiz olarak seminerler veriyoruz. Bu işten nasıl daha çok korunabiliriz? Sonra erken teşhisin önemlerini çok miktarda anlatıyoruz. Ve kanser çığ gibi gene de geliyor. Evet. Ve yenileri de geliyor. Evet. Şöyle aslında kabaca söylemiş olduğunuz ama toparlamak adına ben söyleyeyim. Bu derneğimizin
vermiş olduğu hizmetleri şöyle toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Şöyle diyoruz. Erken teşhis tarama, ücretsiz tedavi ve takipleri, ikinci görüş çok önemli. Psikolojik destek, konaklama ve yaşam merkezlerimiz, mucize evlerimiz, onkoloji koçluklarımız, palyatif bakımlarımız ve beslenme danışmanlıklarımızla beraber bütün bunları Türk halkına ücretsiz olarak sunuyoruz. Bir telefonları yetiyor aramaları bize. Yani günümüzde böyle ücretsiz bir hizmet verebilmek, alabilmek gerçekten yani muhteşem bir şey. Zor. Tabii bağışlarla dönüyoruz. Sağ olun. Ben de bütün bağış yapan herkese çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir. Teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sürüyorum. Ramazan ayındayız da Allah razı olsun. Onun için hep beraber el ele yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki bu hastalıktan biraz uzaklaşmaya çalışalım. Bir konumuzda o olsun isterseniz. Nasıl uzaklaşırız? Nelerden tabii ki bunları konuşacağız. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu hizmetler ücretsiz. Evet. İnsanlar bunlardan faydalanabilir. Hatta Türkiye'nin dört bir yanında en azından taramadan faydalanabilirler diye biliyorum. Türk Kanser Derneği aracılığıyla. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Birincisi şöyle dedik. Farkındalık yapalım da ulaşılamayan bir farkındalık da farkındalık olmuyor. Yani demekle olmuyor. Tabii o zaman kim neredeyse hizmet ayağa gitmesi lazım. Hangi şehirdeyiz, ildeyiz, ilçedeyiz hiçbir önemi yok. Bir telefonla arandığımız zaman o kriterler soruluyor. Kaç yaşındasın, ona göre uygunluğu için 40 yaşında olman lazım, erkekte başka şeyler vesaire. Onlar soruluyor. Ondan sonra da sizi buraya bir en yakın siz neredeyseniz oraya sevk ediliyor. Bu yetmiyor. İkna etmemiz gerektiğini anladık biz bu konuda. Bir sürü minibüslerimiz var. Bunları kayıt aracı diyoruz biz. İlçelerin ücra köçelerine kadar gidiyor. Oradaki insanları evlerinden çıkarttırıyor. Onlara konuyu anlattırıyor, ikna ediyor. Bir telefon yerine onu da ayaklarına gidip yapmaya çalışıyoruz. Yüz yüze iletişim kuruyorlar. Yüz yüze anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ama çok bu milyonlar lazım, binlerce araba lazım. Zor bir şey ama olsun. İşte ama tabii bir 10 kişiyi ikna etmeniz belki bir 100 kişiye çığ efektiyle gideceği için bir de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir telefonla arasanız, neresinde olursanız olun Türkiye'nin size en yakın yerde kriterleriniz uyuyor ise sizin taramanızı ücretsiz yaptırıyoruz ve yaptırmalısınız. Şimdi 1-7 Nisan arası Türkiye'de bilmiyorum belki de dünyada kanser haftasıydı. Ülkemizde en çok görülen kanser türü olarak gözlediğiniz hangileridir acaba? Ülkemizde en çok bir kere hanımlarımızda olan 7 kişiden birinize maalesef olan meme kanseri. En çok bu. Akciğer kanseri de hemen burada geliyor. Kadın erkek arasında bazen ayrımlar oluyor. Mesela tiroid kadında daha fazla oluyor. Kolon kanserleri artıyor. Hep yediklerimizden dolayı işte bunlar. Ve şu arada en çok konuşulmayan, evet meme dedik, prostat dedik, akciğer dedik, kolon dedik. Ama şu anda pek konuşulmayan, onlara çok yakın cilt kanseri var. Evet. Yani ozonun bozulması, güneşin gitmesiyle müthiş bir cilt kanseri vakalarıyla karşılaşıyoruz. Ve zamanında önlem alınması en tehlikelilerinden bir tanesi. Onun için bütün yaz kampanyalar yaptık. Gölge oyunu oynamak ister misin diye. İşte Çeşme'mizde, Bodrum'umuzda, Konyaaltı, Antalya'mızda, her yerlerde çadırlar kurduk. İnsanlara sponsorlarımızla beraber kremler hediye ettik. Gözlük bile takmanız gerekiyor. Şapka dahi takmanız gerekiyor. Onun için belirli zamanlarda çıkmamamız lazım. Güneş de lazım. Fazlası da zarar. Onun için halkımıza bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Türk halkı şu anda bir D vitamini eksikliğinden muzdarip. Evet, öyle bir problem var. Bu da özellikle bir büyük kadınlarda. Bir sıkıntı. Erkeklerde de öyle inanın. Evet. Büyük bir sıkıntı. Bizim bu sıkıntıyı yalnızca güneşe giderek böyle yaparak şu anda alamıyorsunuz. Çünkü
Öyle bozmuşuz ki DNA'larımız birçok şeylerimizi, bağırsaklarımızı özellikle, yediklerimizi, içtiklerimizi. Emilimler olmuyor, vücudumuz yeteri kadar emmiyor. D vitamini hapını alsanız bile bir işe yaramıyor. Onun için bağırsak floramızın hemen acil herkesin temizlemesi lazım. Ona da geleceğim biraz sonra. DNA'mız artık tespit edebiliyor bunları. Ve bunu da çok ucuza getirdi Türk Kanser Derneği, Epigenetik Derneği Başkanı ile beraber. Gibi gibi. Onun için cilt kanserine de yaz geliyor. En çok buna dikkat edeceğiz. Meme kanserine bir şeye dikkat edemezsiniz çünkü. Evet. Zamanında taramalarınızı yapmanız lazım. O zaman prostat cilt kanseri dahil. İçin. Cilt kanseri. Evet, akciğer için sigara içmeyeceksiniz. İşte kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaksınız. Onlar tabii bunları da biliyoruz. Ama cilt çok önemli. Ne yapalım? Güneş koruyucumuzu güneş sürelim. Belirli koruyucumuz saatlerde evet, saat güneşin 11'de işte altında olalım. 2-3 arasına kadar çıkmayacağız. O saatler arasında çıkarız. Güneşimiz aynı güneş değil. Bir tişörtümüzü de giyebiliriz. Tabii ki denize gideceğiz. Tabii ki onu da yapacağız. Ama krem. Şimdi diyeceksiniz ki yine kremlinin kaç para olduğunu biliyor musun? Ben halk tarafındayım yani. Evet. Evet biliyorum. Onun için de şöyle bir şey tasarlattırdım. Bir şeyin içine gireceksiniz. Elinize basacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Diye sizi yağlayacak, çıkacaksınız. Bunu yağ firmalarıyla konuşabiliriz. Bu makineyi aşağı yukarı icat ettik ama bir türlü beceremedik daha. Böyle bir çalışma var yani. Bankalar reklam verir. Siz de alırsınız belediye olarak, koyarsınız içine yağını. İnsanlar yapar. Çünkü kim verecek birkaç bin lira 40 yılın başında bir cumartesi günü işte çocuğunu almış şeye falan. Mümkün değil. Onun için yani bütün bunları topyekun konuşmak lazım. Onun için hem halkımız bu konulara ilgi göstersin, hem bizi dinleyen yatırımcı arkadaşlarımız olabilir. Bir sürü yenilikçi, bir sürü yepyeni ne zekalı çocuklarımız var. Yani onlar bize yardımcı olabilirler. Otel sahipleri bu konuya biraz destek olabilirler. Yani el ele başarabiliriz. İnşallah evet. bu yazda buna evet. bakacağız. Bizim ülkemizde mesela pek böyle bu söylediğin şey gündeme gelmiyor ama benim Avustralya'da yaşayan bir akrabam vardı. Mesela Avustralya'dan bahsederken ozon tabakasındaki o delinmenin en çok etkilediği ülkelerden biriymiş. Doğru. Orada Avustralya. Yaşayan insanlar artık rutin olarak güneşin yarattığı bu cilt kanserine karşı büyük önlemler, devlet tarafından teşvik edilen önlemler alıyorlar. Öyle. Yani büyük bir farkındalık tabii, var özellikle onlarda. De beyaz tenliyseniz, evet. çilliyseniz bir kere daha fazla korun. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Hı hı. Onun için hem korunacağız hem de taramalarımızı yapacağız. Gençlerimiz dedik, makine dedik. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla Türk Kanser Derneği'nin yenilikçi, robotik yaklaşımları evet, da var. Evet, bunlar evet. neler? Biraz bunlardan vallahi, bahsedelim. Güzel projeler bunlar. Güzel projeler. Gençlere ben çok güveniyorum. Biz tabii 60 yaşına geldik ama gençlerden de destek bekliyorum. Şimdi ben hayal ediyordum yani bizim robotlarımız olsa da her yerlerde bu işi anlatabilse. Vallahi çok güzel gençler becermişler konuştum. Şimdi bütün hayalim şöyle, bu robotlar çok sempatik robotlar. Alışveriş merkezleri de olabilir, bu hastanelerin içi de olabilir. Yani çoklu insana yakalayabileceği hitap edebileceğiniz yerlerde bunlar dolaşırlar. İstediğiniz konuyla ilgili bu soruyu sorarsınız. Aynı zamanda sizdeki bazı bilgileri pıt pıt hemen oradan alıp sizi taramaları otomatik yönlendirebilir. Hem datalar çıkabilir. Kadın, erkek, isteyen, istemeyen gibi. Bunları da datalar çok önemli bu konularda. Evet. Hem bunlar olur hem bu hayatımızın içine girer ve çok fazla konuşarak ederek daha çok bilgi edinebiliriz. Çünkü, algımıza yerleşir. Tabii birçok sağlıklı yemek, sağlıklı bilmem neyle ilgili sor robotuna söylesin sana orada gibi aynen bir şey. Öyle. Aslında ben şöyle söyleyeyim, benim biraz aslan da bilir, yapay zekaya karşı fazlasıyla bir yatkınlığım, ilgim var. Aslında hali hazırda biz zaten bunları kullanabiliyoruz. Tabii. Yani yeter ki kullanmasını bilelim. Evet, aynen. Evet. Aynen. Onun için bunları böyle evet. değişik şeylerde de iyilikte hı-hı. kullanalım. Bu tehlikeli aynen, de bir yere gidiyor dünya bu konuyla ilgili ama. Ben öyle düşünmüyorum ama. Bilmiyorum. korkutucu da yani. Evet. Yani şimdi hocam kanser hastalığının adı bir böyle insanı korkutuyor. Doğru. İnsan hissetse de aklının bir köşesinde olsa da diyor ki ya yaptırmayayım taramayı, çıkarsa.
Hani bunu düşünüyorlar. Erken teşhisten ziyade izleyicilerimiz için söylüyorum özellikle, böyle kesinlikle düşünülmemesi lazım. Kesinlikle. Çünkü artık gerçekten kronikleşmiş bir rahatsızlık bu. Ve ne kadar erken teşhis edilirse tedavi imkanı o kadar yüksek. Hadi teşhis etsek ne olur diye düşünüyorlar. Türk Kanser Derneği'ni belki de bilmiyorlar. Belki de. Teşhis etsek ne olur? Nasıl tedavi göreceğiz? İşte özel hastanelere paralarımız yetmeyecek. İşte yatıp bakacak, bana bakacak bir akrabam yok, çevrem yok diye düşünebilirler. Hepsini burada organize ediyoruz. Koçluk burada çok önemli ve şunu da söyleyeceğim. Yalnızca halkımız şöyle, şimdi şöyle de bakılıyor mesela, Türk Kanser Derneği illa imkanı kısıtlı insanların başvurması. Hayır, o da değil. İmkanınız olur da kanser bilmek zorunda değilsiniz. Hangi doktor hangisine nasıl ne, bilmek zorunda değilsiniz. Tabii. Hangi şehirde hangi hastanede şusu busunu bilmek zorunda değilsiniz. Bunun için de bizi arayabilirsiniz. Bir danışmanlık. Tabii. Bir de şöyle de bir şey yapıyoruz. Mesela siz imkanınız var. Birinin taramasını yaptırmak istiyorsunuz değil mi? Türk Kanser Derneği'ni arıyorsunuz. Tabii sizin imkanınız olduğu için size bedava yapmıyor. Konuşuyoruz da biz bunu. Hı hı. Ama diyelim ki 10 lira bir şey. Türk Kanser Derneği zaten onu 3 liraya yaptırıyor. Bu sefer birine, bir çalışanınıza yaptırıyor olabilirsiniz. Akrabanıza yaptırıyor olabilirsiniz. İmkanınız da var. Neden gidip %60-70 pahalı ödeyesiniz? Yine Türk Kanser Derneği'nize başvurun. Hı hı. Bu indirimli şeylerden de yararlanalım. Evet. Ben şöyle sormak istiyorum. Şimdi tıpta bana göre en önemli kural önce zarar verme kuralı geçerlidir ya. Doğru. İkincisi de bana göre yine konuşmak gerekirse erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis ve taramaların önemi ile ilgili olarak bize bilgiler verebilir misiniz hocam? Erken teşhisin, taramaların önemi, işte kronik hastalığa çevirdiğimiz için işin, erken yakalayabilirsek o büyük evrelere gelmeden, hı hı, ve çoklu organlara sıçramadan, öbür, hı hı, organlarımızı da bozmadan olduğu yerde işi en kolay tarafıyla halletmek. Şimdi halkımız bir de şöyle şeyler diyor ya, işte kemoterapiden korkuyorum, işte kemoterapi bir zehirdir vesairedir filan. Şimdi bugün 15 sene önceki kemoterapiyle bugünkü kemoterapi bir kere aynı şey değil. Başka da bir ilacı yok. Yani biz kendimizi hasta etmeyelim, o ilaçlarda bulunmasın keşke. Evet. Ama bu da değil. Hem hasta ediyoruz hem de ilaçları sorguluyoruz bu sefer de. Ama şu anda immünosistemler çıktı bildiğiniz, akıllı ilaçlar. Başında yakalarsanız bunlar işe yarıyor işte. Hı hı. Ama herkes ihmalden dörtte geliyor. Kemiklerimiz kırılmış, oraya sıçramış. Buradan da kurtulunuyor. Dördüncü evrede olan daha ben gittim diye bir korkuya kapılmasın, öyle de bir şey yok. Ama daha süreç uzun, travmatik üzüntüler vesaireler. Onun için erken teşhis, her şeyde aslında erken teşhis. Yani sırf kansere de bakmamak lazım. Hocam zor bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle, biz insanoğlunun ömrünün uzadığını biliyoruz. Yani işte Roma döneminde insanların ortalama ömrü 30 yılken, değil mi? 30 yıl yaşarken bugün 70'lere, 80'lere varan bir ömürden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda işte kanserin ya da başka kronik hastalıkların, öldürebilecek hastalıkların arttığını söylüyoruz. Sizce bu bir paradoks değil mi? Paradoks, paradoks tabii. Peki nasıl açıklayacağız hocam? Ben şöyle açıklıyorum kendime göre. Yani ben de bir doktor yani olarak ben de 30 yaşında, ya ne 30'u, 20 yaşındayken 60 yaşındaki birine, yani amca, dede artık yani falandım. Ben kendim o yaşa gelince onu hissetmedim. Ama o zaman baktığımızda o hissedilecek şekilde gözüküyordu. Şimdi demek ki bazı şeyler dünyada ilimle de iyi gitmiş, bilimle de. Yani hayatımızı uzattırabilecek birçok sağlıkta mekanizma çıkmış. İlaç da olabilir, parçalarda olabilir, alet edevat da olabilir, teknoloji de olabilir. Bilinç de olabilir. Bilinç de olabilir. Şimdi normalen çoktan vefat etmesi gereken birinin, şimdi bakıyorsunuz vefat ediyor belki ondan 30 sene sonra mı başka bir hastalıktan. Yani ondan vefat etmiyor. Çünkü devam, bakın, kalbimize kadar değiştiriyoruz, böbreklerimizi değiştiriyoruz. Yani vücudumuzda erken yakaladığımız her şeyi esasında değiştirebiliyoruz. Değiştirmek gibi bir lükse sahipsiniz de şu anda. Şimdi ben diyorum ki çok yaşadım meselesi değil bana göre. Kaliteli yaşadım mı, yaşamadım mı? Yani beni 120 yaşına kadar yaşattılar ama yürüyemedim hiç. Ama konuşamadım hiç.
ama yutkunamadım hiç. Yatalak kaldım. Buna da lüzum var mı? Yani Cenab-ı Allah da bize bir zaman da bir şey bahşetmiş. Şimdi bazı zamanlar evet doktorlar başımızın tabii tacı, bir şey diyemiyorum ama çok da fazla bir şey, işte AI'dan da onun için konuşuyorum, korkuyorum. Yani nereye kadar gidecek? Yani robotlaşmayalım birazcık da hala ruhumuzla insan olmanın duygularını görelim. Ettirelim. Ben onu istiyorum. Ama çünkü kaliteli yaşanabiliyorsa ilim bilim işe yarasın. Şimdi çocuklarımız hepimiz için çok önemli. Tabii ki bu hastalık çocuklara da nüksedebiliyor. Evet. Çocuklarda da görülebiliyor. Çok sevimli bir kutumuz var. Evet. Bu sizin sevgi paketiniz. Sevimli kemoterapi paketiniz. Sevimli kemoterapimiz. Bundan biraz bahsedelim istiyorum. Bir çocuğumuza ilik nakli yapılacak. İşte biraz sorun çıkarıyor, korkuyor, üzülüyor tabii. İzmir'e gittim onun için. Kompütür aldım, basket topu aldım takımıyla ilgili. Yapıyor. Almam kemoterapiyi ama almak zorunda ilk nakli olacak vesaire. Ben de ona dedim ki sana Süpermen kanı veriyoruz. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. O anda öyle bir şey buldum. Oradan sonra dedim ki ya bir karton bir şey bilmem bir Süpermen bir şey falan yapsak olmaz mı? Sonra Süpermen'in kırmızı başlık kızı bizim takımlarımız, spor şeylerimiz. Onun için yani şunun içine koyuyoruz serumu. Öyle antibiyotik bir şey görmemize tatlı. Gerek yok ki. Şöyle bir şeyin içerisinde asılı duruyor işte. Bu özlü sözlü yazı da olabilir. Mevlana'dan bir şey de olabilir. Takımlar çok işe yarıyor. Çünkü komün alındığı için ve millet birbirine Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon falan. Evet. Öyle bir güzel böyle bir şey oluyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ben bunun kanser daire başlarında izinlerini aldım. Aşağı yukarı bir 600 bin adet bütün devlet hastanelerine bilabedel dağıttık. Daha çok istesinler, daha çok yapalım. Çok onun için bunlar da birer moral kaynağı gerçekten. Bizler için. Son olarak şunu sormak istiyorum. Vaktimiz, süremiz bitmiş ama bu da çok önemli bir konu. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz için hem de sizin bu faaliyetleri devam ettirebilmeniz için. Tüm bu vermiş olduğunuz ücretsiz hizmetler hangi bağış kanallarıyla sağlanıyor? Türk Kanser Derneği'nin resmi İçişleri Bakanlığı'na bağlı hesap numaraları var. Devamlı da bilin halkımız ve ne olur denetlenen dernekler ve vakıflarla da çalışın lütfen. Onun için bunların denetiminde resmi hesaplarında Türk Kanser Derneği'nin web sitesine girip görebilirler. Zaten kamu statüsündeyiz. İş adamlarımıza da şirket sahiplerine de sesleniyorum. Hepsi vergiden de düşebiliyor. Onun için az çok diye de bakmayın. Halkımıza da şey yapıyorum. Bazen bakın az diye para göndermeyen oluyor. Öyle bir şey yok ya. Bu damlaya damlaya gönül. Sonra bir gönül işidir bu zaten. 1 lira da aynı şekil. 1 milyon da bizim için aynı şekil. Onun için bir şekil bizim de bu bağışlara ihtiyacımız var. Ama bu bağışların her birinin bana göre yalnızca ilaca ve hastanın bakımına gitmesi lazım. Onun için ben zaman zaman binalar vesaire bir sürü bir şeyler yapılıyor. Ben ona çok sıcak bakan bir başkan değilim. Onun için onu da bir zahmet başkanlar ellerini ceplerine atsınlar. Veya birçok başkan toplanıversin iş adamları artık bir şeyleri öyle öyle. Zaten böyle yapılıyor. Türkiye'de böyle, yani IMEÇ usulü olmasa Türkiye pek de ayakta zor durur. Evet. Onun için biz birbirimizi severiz, yardım ederiz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ederim. Bugün bence en güzel yayınımızı yaptık değil mi? Evet. Sağ olun var. Sayenizde. Çünkü, evet, sizin sayenizde hocam. Evet. Çünkü çok fazla bilinmeyen, sizin ne iş yaptığınızı yani derneğinizin ne iş yaptığı konusunda gerçekten birçok insanın bilmediği konular hakkında bizi ve izleyenlerimizi aydınlattınız. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. Verdiğiniz hizmetler içinde tüm ekran başındaki izleyicilerimin adına ve stüdyodaki arkadaşlarım adına tüm milletimiz adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kimsenin dernek babasının malı değil. Burası memleketimizin, hepimizin evet. yeri. Lütfen hepimiz sahip çıkalım. Tabii. Çok teşekkürler. Tabii. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Profesör Doktor Haktan Karaman'la kök hücre tedavileri hakkında bilgiler edineceğiz. Profesör Doktor Haktan Karaman'la uzman görüşü programı kök hücre tedavileri ile ilgili bilgiler edinerek devam ediyor. Hocam baş başa kaldık yine. Evet. Tekrar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok keyifli bir yayın geçirdik. Gerçekten çok güzel bir derneğin projelerini ekranlara getirmeye vesile olduk. Çok mutluyum o yüzden.
Hocam haftalardır kök hücre hakkında konuşuyoruz, evet, ama sosyal medyadan çok fazla soru geliyor. Hala işte kök hücre ile ilgili şunu da merak ediyorum, şunları da anlatır mısınız diyorlar. Tekrar bir baştan böyle uzun uzadıya anlatalım istiyorum hazır vaktimiz varken. Kök hücre nedir? Bununla bir başlayalım. Evet, kök hücre ne demektir? Kök hücre bizim temel hücrelerimizdir. Yani herhangi bir dokunun hücre tipine henüz dönüşmemiş olan hücrelerdir bunlar. Bunlar diferansiyasyon geçirdikten sonra, yani farklılaştıktan sonra bir kemik hücresine, bir kas hücresine, bir kalp hücresine dönüşebilen temel hücrelerdir. Kısaca kök hücreyi böyle tanımlayabiliriz. Peki kök hücreler vücutta ne işe yarar? Neden kullanırız bunları? Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kök hücrelerden meydana geldik. Yani ana rahmindeyken zigot en temel, yani döllenmiş yumurta en temel kök hücreydi. Bu bölüne sonuçta 9 ay 10 gün geçtikten sonra bir insan ya da diğer hayvanlara düşünürsek bir canlı olarak dünyaya gelmiş olduk. Fakat dünyaya gelmeyle beraber biz kök hücrelerimizi kaybetmiyoruz. Hepimizin 90 yaşında, 100 yaşında bile olsak bütün vücudumuzun hemen hemen birçok noktasında hala kök hücre var. Kök hücre elbette yaşla beraber giderek azalıyor. Yani bebeklerde çok daha fazla miktarda bulunurken yaşımız ilerledikçe kök hücre sayısında azalmalar oluyor, kalitesinde düşmeler olabiliyor. Ama sonuçta kök hücrelerimiz neredeyse hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Peki niye hala vücudumuzda kök hücreler var? Ne işe yarıyor? Kök hücreler bizim adeta yedek parçamız gibi düşünebiliriz. Yedek parçamız gibi düşünebiliriz. Tam olarak böyle. Biz hastalandığımız zaman ya da vücudumuzda herhangi bir hasar oluştuğu zaman buraların onarılması ya da hastalıkların iyileşebilmesi için vücudumuz kök hücrelere mesajlar gönderiyor. Çünkü normalde kök hücreler hibernasyon pozisyondadır. Yani kış uykusunda yatar pozisyonda beklemektedirler. Aktif hale getiriyoruz. Evet. Ondan sonra aldıkları çağrı üzerine bunlar hemen aktif hale geliyorlar. Aktif hale geldikten sonra ilgili yerlere, çağrının geldiği yere doğru gidiyorlar ve orayı iyileştiriyorlar. Eğer bu yaygın bir hastalıksa bütün vücuda yayılarak o vücudu iyileştirmeye çalışıyorlar. Kök hücrenin tam olarak görevi budur. Şimdi ekip arkadaşlarımız çok özel grafikler ve görseller, hı-hı, hazırlamış. İsterseniz biz de vole kalkalım, hı-hı, orada anlatalım, evet, Barkovizyon'da. Sorumuz da şu, kök hücrelerin tedavide kullanılma fikri ne zaman ortaya çıktı? Bakalım ne zaman çıkmış. Ben izninizle şu sopayı alayım. Şu çubuğumuzu alabilirsiniz, evet, hocam. Evet, Gılgamış Destanı'na kadar dayanıyor. Evet, şimdi Gılgamış Destanı biliyorsunuz tarih yazının icadıyla beraber başlıyor. Yazıyı ilk icat edenler de Sümerler. Yani günümüzden 5500 yıl önce, millattan 3500 yıl önce yazının icat edildiğini görüyoruz. Ve Gılgamış Sümerlerin kralıdır. Annesinin tanrıça, babasının yarı tanrı olduğu, kendisinin de üçte iki tanrı olduğu öldükten sonra işte iddia edilmiş ve öldükten çok sonra onunla ilgili olarak bu Gılgamış Destanı yazılmış. Gılgamış'la ilgili olarak şunu biliyoruz. Ölümsüzlüğün peşine düşmüş. Ölümsüz olma fikri, tıpkı işte tanrılar gibi ölümsüz olabileceğini düşünmüş. Bir özellikle yakın arkadaşının ölümünden sonra bu onun peşine düşmüş ama sonra ne yazık ki bunun mümkün olamayacağını anladıktan sonra tekrar geri dönüp kral olarak işte halkına hizmet etmeye başlamış. Devam edebilirsek. Bir diğer görselimizi alalım. Evet, şimdi Prometheus'a baktığımız zaman aslında biraz öncesinde şey var. Yani Yunan bu doğu medeniyetinin antik Yunan medeniyetini de etkilediğini görüyoruz. Doğu medeniyeti yani Sümer medeniyeti biliyorsunuz insanlığın ilk uygar topluluk oluşturduğu medeniyettir. Antik Yunan medeniyeti çok daha sonraları, çok çok daha sonraları ortaya çıkmış. Sümerleri örnek alarak. Evet ve etkileşim içerisinde olduğunu görüyoruz. Homeros'un yazmış olduğu İlyada ve Odessa destanında
bunun izlerini görüyoruz ve orada da ölümsüzlük kavramının işlendiğini görüyoruz. İşte o Truva Savaşı vesaire falan var ya. Orada kahramanlara ölümsüzlük sunuluyor ama onlar kabul etmiyorlar. Tam tersi bir şey oluyor. Onlar normal bir şekilde yaşamayı yaşamaya razı oluyorlar. Öyle diyorum. Şimdi Prometheus hikayesine gelince yine bu da eski antik Yunan hikayesidir. Burada yara iyileşmesi ve organ yenilenmesi fikri insanlık kadar eski olduğunu söyledik. Ve bu Prometheus hikayesinde de bunu görüyoruz. Prometheus işte kral ve tanrı olan Zeus'un hatta tanrıların kralı. Yani o kadar Zeus. Büyük, en büyük kral ya da en büyük tanrı olarak ifade edilen Zeus'a karşı çıkıyor. Karşı çıktığı için Zeus onu cezalandırıyor. Bir ağaca, bir taşa bağlıyor, bir kayaya bağlıyor. Ve şurada bilmem seçilebiliyor mu ama kargalar gelip onun karaciğerinden her gün yiyorlar. Parçalar koparıp yiyorlar. Karaciğerini yok etmeye çalışıyorlar. Fakat çok ilginçtir, efsaneye göre tabii. Geceden sabaha gelinceye kadar onun karaciğeri tekrar eski haline geliyor. Yenileniyor. Yani rejenere oluyor. Böylece bizim bugün peşinden koştuğumuz şeyin aslında o dönem insanların aklından geçtiğini görüyoruz. Devam edebiliriz. Aslında bunu daha önce kertenkele ile örneklendirmişsiniz galiba. Evet. Kuyruğu kopuyor ama aynı kuyruğu tekrar çıkarabiliyor. Ondan daha güzelleri de var. Devam edebiliriz. Devam edelim. Evet. İşte burada daha net bir şekilde kargayı görebiliyoruz. Kargayı Prometheus'un acılar içerisinde kıvrandığını, çünkü karaciğerinin yendiğini görüyoruz. Bir döngü şeklinde bu böyle devam ediyor. Çünkü günlerce hep gündüz vakti kargalar onun karaciğerini yiyor ama bütün gece boyunca da tamamen eski haline dönebildiğini görüyoruz. Kendini yenileyebildiğini görüyoruz. Yenilendiğini görüyoruz. Bir döngü halinde devam ediyor. Devam edelim. Evet. Simyacıları ben çok ilginç buluyorum. Simyacılar günümüzden 2500 yıl öncesine kadar dayanan bir felsefeye inanırlar. Yani o dönemlere kadar inerler. Bunların 3 tane amaçları var. Amaçlarından biri değersiz malzemeleri ya da madenleri altın ve gümüş gibi çok değerli hale dönüştürme fikri. Ne yazık ki bunu başarmaları mümkün değil. Çünkü altın da gümüş de bir elementtir. Bir element başka bir şeyden, başka bir elementten oluşmaz. Dolayısıyla altını ve gümüşü hiçbir zaman dönüştüremezler. Gelelim diğer iki bizi ilgilendiren kısmına. Evrendeki tüm hastalıkların çaresini bulma. Herkese şifa dağıtacak bir iksir, bir ilacı bulabilme. Ölümsüzlük iksirini bulmak istiyorlar. Yani ölümsüzlük demeyelim de hastalıkları tamamen iyileştirebilecek şeyden bahsediyor. Ve evet, en sonunda da ölümsüzlük iksirini bulmaya kadar giden bir yol. Yani onu içen kişinin artık ölümsüz olabileceğini araştırıyorlar. Ve bunun peşinde hep koşmuşlar. 2500 yıllık bir hikayede bunu görüyoruz. Simyacılarla da yine bunu görüyoruz. Herkes bir yenileyiciliğin, bir ölümsüzlüğün, bir tedavinin peşinde. Evet, devam edelim. Devam edelim lütfen. Ab-ı hayat, bu da daha çok doğu medeniyetinde karşımıza çıkan bir durumdur. Yani ölümsüzlük suyu. Ab su demek hayat, işte ölümsüzlük suyu anlamına geliyor. Bunun farklı farklı isimleri de var ama burada bence en enteresan isimlendirme Ab-ı Hızır, yani Hızır peygamberi kastederek söyleniyor, ona ithafen söyleniyor. Fakat bir de çok ilginç bir şekilde Ab-ı İskender de deniyor. İskender derken de bizim bildiğimiz Büyük İskender'i kastediyor. Şimdi Büyük İskender'in şöyle bir özelliği var. Kendisi 356'da doğup 323 yılında ölmüş. Yani sadece 33 yıl yaşayabilmiş. 33 yıl boyunca ölümsüzlüğün, yani tabii dünyanın bilinen en büyük imparatorluğunu kuran kişidir kendisi. 33 yaşında ölmesine rağmen. Ama aynı zamanda ölümsüzlüğün peşinde de koştuğunu görüyoruz. Kendisini tanrı olarak ilan ediyor ve ölümsüzlüğün peşinden koştuğunu da görüyoruz. İşte o yüzden Ab-ı İskender ismi de oradan esinlenerek konmuş kendisine.
Ama bence Büyük İskender ölümsüzlüğü yakalamış. Diyorsunuz hocam. Neden? Bu son görselimizde neden böyle olduğunu konuşalım lütfen. Çünkü Büyük İskender'i biz şimdi konuşuyoruz. Evet. Ölümsüzleşmiş yani. Aslında yani olan bazen bu değil mi? Fiziksel olarak ölümsüzleşmesek bile düşünsel olarak insanların zihninde hala yer edinebiliyorsa aslında ölümsüzlüğü bulmuşuz demektir. Aslında adımızı hala telaffuz ediyorlarsa evet, biz artık ölümsüzüz demektir. Çok doğru söylediniz hocam. Evet hocam, bir sonraki görselimize geçiyoruz. Evet. Burada bir deniz anası var. Görüyoruz ama her deniz anası değil de Torritopsis dorni diye isimlendirilen bir deniz anası türü var. Bu deniz anası türünün özelliği şudur: ölümsüz olması. Eğer doğru koşullarda yaşamını devam ettirebilirse, yani başkaları tarafından yenmezse, yaşadığı habitat değişmezse, teorik olarak ölümsüz olduğu söylenir. Neden? Hani yaşının çünkü, bir sınırı yok yani. Çünkü bize göre uyarlarsak, deniz anasının, bu deniz anasının bizim bize göre uyarlayacak olursak, hiçbir zaman 80 yaşına gelmezler. Hep 20 yaşında kalırlar. Ah ne güzel, hepimizin istediği evet, hocam. Neden? Çünkü yaşlanan hücrelerini hemen vücutlarından uzaklaştırırlar. Kök hücre ile hemen yerisini yaparlar ve hep 20 yaşında kalmaya devam ederler. Bir sonraki görselimize geçelim. Evet, evet, oynatalım. Video görselimiz oynatalım. Evet. Bu bir... Şimdi bu ilginç bir deniz tatlı su canlısı. Böyle milimetrik boyutlardadır. Planaria diye isimlendirilir. Bunu dört parçaya gördüğünüz gibi böldü. Böldükten sonra burada haftaları, günleri görüyoruz. Bir durdurabilir miyiz? Bir durduralım lütfen. Evet. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Yedinci gün bu. Hı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu normalde bizim gibi yani ilkel canlılar diyorum ama aslında hücresel düzeyde bizden çok da farklı değil. Bizler ökaryotik canlılar olarak isimlendiriliriz. Bunlar da ökaryotiktir. Bunların da tepesinde gözleri var, alt tarafta anüsleri var ve bunu dört parçaya bölüyorlar. Şekilde de gördüğümüz gibi. Dört parçaya böldükleri zaman dördünden de ilerleyen sahnelerde göreceğiz. Dört ayrı bireyin oluştuğunu görüyoruz. Ama çok ilginç bir bölünerek şekilde... Bölünerek çoğalıyorlar yani. Yani bölünerek çoğalmanın ötesinde eksilen kısımlarını kök hücreleriyle tamamlıyorlar. Yani üst tarafında mesela göz var sadece, kesilen üst tarafta. Ama altı yok, altını tamamlıyor. Aradaki bölmelerde ne göz var ne anüs var, onları tamamlıyor. Daha alttaki bölümde anüs var ama göz yok, gözü tamamlıyor. Ve sonra devam edelim. Devam edelim oynatmaya. Evet hocam. Bunu aslında karaciğere benzetebilir miyiz deminki örnekteki? Gözlerini evet, görebiliyor musunuz? Anüsü burada. Bu 12. gün. Hı hı. Çok bunu, da kısa bir süre sonra bunu yapabiliyor. Kuyruk çıkarıyor kendine galiba orada. Evet, farinksini evet, oluşturuyor. Boğazını. Karaciğerini oluşturuyor ve en sonunda dört tane bireyi oluşturmuş oluyor. Devam edebiliriz. Bireyleri görelim. Evet. Dörde böldü. Dört tane parçayı gördük. Tamamdır. Evet, yerimize aslında geçebiliriz. Aslında bunu karaciğer örneğine benzetebilir miyiz hocam? Hı? Karaciğer örneğine benzetebilir miyiz bunu? Mitolojide geçen hikayeye göre. Evet, yani bunu aslında deniz canlıları yapıyor. Yani bunu anlatabilirim ama bu da öbüründen çok farklı değil. Bunda da enine, boyuna nasıl kesersek keselim sonuçta eksik olan kısımlarını tamamlayarak her biri ayrı bir birey haline gelebiliyor. Ama bizler... Buyurun. Bizler artık... İleri bunlara göre, bunları ilkel canlılar olarak kabul edersek, bizler ileri canlılar haline geldikten sonraki, buna memelileri de dahil ediyorum, kuşları vesaireyi de dahil ediyorum. İleri canlılar haline geldikten sonra bazı özelliklerimizi kaybediyoruz. Yani rejenerasyon özelliği dediğimiz, kendini yenileme özelliğini artık neredeyse kaybediyoruz. Sadece çok sınırlı bir şekilde bunu yenileyebilme özelliğimiz kalıyor.
Bizim de bütün amacımız kök hücrelerle bu özelliği belki tamamen olmasa bile hiç olmazsa bazı hastalıklarda bugün tıbben çözümü olmayan bazı hastalıkların tedavisinde acaba kök hücreleri kullanarak ve bunları örnek alarak neler yapabiliriz? Düzeltebilir miyiz? İyileştirebilir miyiz? Bütün derdimiz bu. Hocam, yetişkin kök hücreleri ve embriyonik kök hücreler arasındaki fark nedir bu anlattıklarınıza nazaran? Şimdi ilkeldik dedik, onların bizden farklı, ilkel olmaları dedik, biz evrildik dedik. Şimdi embriyonik kök hücre ile yetişkin kök hücre arasındaki farklar nedir? Onları anlatırsak daha rahat kafamıza oturacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, embriyonik kök hücre dediğimiz zigot oluştuktan sonra, yani bir spermle bir yumurta hücresi döllendikten sonra bir canlıyı oluşturmak üzere geçen sürecin ilk birkaç günlük döneminde elde ettiğimiz, onlardan elde ettiğimiz hücrelere embriyonik kök hücreler diyoruz. Embriyonik kök hücreler diyoruz. Bunlar son derece güçlü hücrelerdir. Hatta yeryüzünde belki de bundan daha güçlü başka hiçbir şey yoktur. Çünkü bunlar bir canlıyı, örneğin insanları düşünelim, insan oluşturabiliyorlar. Hem de farklı farklı insanları, mesela siz farklısınız, ben farklıyım. Herkesi oluşturabilecek güce sahipler. Evet, yani DNA'sında ne kodlanmışsa onu oluşturabilecek kadar üstün yeteneklere sahiptirler. Bunlar embriyonik kök hücrelerdir. Embriyonik kök hücreler daha sonra aynı askerdeki hiyerarşi gibi, işte genelkurmay başkanından ta ere kadar inelim. Burada aşamalara göre giderek özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani ilki tamamen bir insanı oluştururken aşağı doğru indikçe sadece mesela oligo pluripotent hücreler var hemen altında. Neredeyse insanı oluşturuyor. İnsana ait neredeyse insanı oluşturuyor diye söylüyoruz. Ama bizim bugün kullandığımız hücre tipleri multipotent hücreler diye isimlendirilir. Bunlar ise birçok hücreyi oluşturabiliyor ama artık tamamen bir insanı oluşturabilme özelliğini kaybetmişlerdir. Yani bizim vücudumuzda doğduktan sonra mevcut olan, doğduktan sonra dediğim yeni doğanı kastederekten söylüyorum ve yeni doğanın hücrelerini de biz yetişkin kök hücre olarak kabul ediyoruz. Doğumdan önceki o ilk birkaç günlük döllenmeden sonraki ilk birkaç günlük dönemdeki hücrelere embriyonik kök hücreler diyoruz. Ondan sonra giderek hücreler özelliğini yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Doğumla beraber multipotent hücreler oluşmaya başlıyor. Yetişkin kök hücre dediğimiz ve bizim hepimizin vücudunda bulunan kök hücre türleri de yetişkin kök hücre olarak adlandırılıyor. Evet hocam, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından bu multipotent kök hücrelerle ilgili sorular soracağım size. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklamın ardından tekrar birlikteyiz. Evet hocam, reklam dönüşü multipotent kök hücrelerle ilgili bilgiler verecektiniz bize. Multipotent kök hücreyi anlattınız. Hangi tedavilerde kullanılabilir, hangi hastalıklarda kullanılır, nasıl kullanılır? Evet, şimdi multipotent kök hücreleri de ben ikiye ayırayım. Biri otolog olan, yani benim kendimden alıp kendi hastalığım için kullanılması amacıyla ürettiğimiz kök hücreler, multipotent kök hücreler. Bir de sağlıklı bireylerden alıp hasta bireylere uyguladığımız, allojenik olarak isimlendirdiğimiz multipotent kök hücrelerden bahsedeyim. Bizdekileri şöyle elde ederiz. Genellikle hasta başı uygulama şeklinde yaparız. İşte bu, dedim ya size, vücudumuzun hemen hemen her yerinde kök hücreler bulunmaktadır. Ama kök hücrelerin en zengin olduğu, bir insanın kök hücrelerinin en zengin, en yetenekli olduğu iki yer vardır diyeyim. Bunlardan biri, eskiden çok daha fazla burası bilinirdi, kemik iliği. Leğen kemik iliğinin içerisindeki kök hücrelerin en çok orada bulunduğu düşünülürdü. Ancak daha sonra yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösterdi. Göbek bölgesindeki yağ dokusunun içerisindeki kök hücreler çok daha zengin. Çok daha zengin. Yani hatta yapılan çalışmalar 5000 kat daha fazla kök hücre olduğunu gösterdi. Hatta şunu duymuştum. Çocuk doğuran annelerin göbek bölgesindeki yağlar çok daha kıymetliymiş kök hücre açısından.
Şöyle o kök hücreleri elde ettikten sonra bu hücrelerin aynı zamanda kemik iliğindeki kök hücrelere göre daha da yetenekli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim tercih ettiğimiz, eğer otolog kullanacaksak kök hücreleri, bizim tercih ettiğimiz bölge göbek bölgesindeki yağ dokusunun arasında bulunan kök hücrelerdir. Bir başka sebebi de şudur aslında, elde edilmesi çok kolaydır. Yani hastaya neredeyse hiç narkoz vermeye bile gerek yok. Sadece küçük bir lokal anesteziyle, küçük bir delik yoluyla işte bir su bardağı kadar göbek yağını aldıktan sonra bir takım tıbbi işlemlerden geçirdikten sonra o kök hücreleri elde edip aktif hale getirip ondan sonra bunu uygulamak mümkündür. Eğer tabii işlem şeyine göre değişmekle beraber, çünkü bunu içindeki kök hücreleri elde edebilmek için iki farklı yöntem var. Yöntemlerden biri mekanik yöntemdir. Öbürü de enzimatik yöntem dediğimiz bir yöntemdir. Mekanik yöntem ne? İçinde hala yağ hücreleri bulunmaktadır. O yüzden bunu sadece lokal olarak uygulayabiliriz. Örneğin kişinin dizlerinde bir kireçlenme varsa, kalçasında bir kireçlenme varsa gibi. Yani bir lokal olarak enjeksiyon tarzında uygulayabiliriz. Ancak enzimatik yolla eğer ayrıştırabilirsek görünümü kırmızı bir sıvı olduğunu göreceğiz. Ve bu kırmızı sıvıyı çeşitli hastalıkları için, kişinin çeşitli hastalıkları için, yani omurilik felci geçirmiştir mesela, bunu kişinin damarından ya da serum yoluyla ya da intratekal yol dediğimiz bel suyu, boz, beyin omurilik sıvısı diye de farklı isimler alır. Oradan uygulama şansına da sahip olmuş olabiliriz. Bu otolog uygulamaydı. Bir de allojenik uygulama dediğimiz bir uygulama var. Bu allojenik uygulamada kişinin kendisinden hiçbir şey almıyoruz. Kişide bir hastalık var ve bu hastalıkta çok yüksek miktarlarda kök hücre vermek gerekiyor. Ve bu verdiğimiz kök hücrenin sayısının da bilmemiz gerekiyor. Çünkü hastalığına göre ve kilosuna göre belli bir sayı üretmemiz gerekiyor. Ve işte bunlar bayağı yüksek sayılardır. 100 milyondan 300 milyona kadar uzanan sayılardır. Biz bunları Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bunu üreten laboratuvarlar vardır. Laboratuvarlar işte yeni doğan bebeklerin göbek kordonlarını alırlar. Sağlıklı olan hücreleri çoğaltırlar ve tedavi amaçlı olarak önümüze sunarlar. Dolayısıyla biz oradan, laboratuvardan istediğimiz miktardaki kök hücrelerin sayı olarak da biliyoruz, konsantrasyon olarak da biliyoruz. Yani hangi hacimde, 1 cc içinde mi, 5 cc içinde mi, 20 cc içinde mi, isteğimize bağlı olarak bize ulaştırabiliyorlar. Biz de onları alıp hastanın hastalığına göre uygulama, bunu hem intravenöz yol dediğimiz damardan serum şeklinde uygulayabiliriz. Beyin omurilik sıvısı, yani bel suyu içine vermek de mümkün olabilir. Hatta çeşitli iç organları besleyen damarlara direkt uygulama şeklinde de yapılabilir. Beynin içine de direkt uygulanabildiğini de size söyleyebilirim. Hocam, kök hücre konusu gerçekten çok ucu bucağı olmayan, daha da yenilenmeye, yeni bilgiler eklenmeye devam eden bir konu. Bugünkü süremizin sonuna geldik, evet. Ama tekrar tekrar bunları konuşmaya, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Haktan Karaman'la Uzman Görüşü programının bu haftalık sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum.